Arkadaşlar merhaba. Trabzonspor kariyerimize şimdi start veriyoruz. Süper Lig'le başlayacağız. Daha önceki oyunlarımda biliyorsunuz Trabzonspor kariyerimize başlamıştık ama hazırlık maçlarını yapmıştık ve alttaki yorumlarda da belirtmiştim. Daha önceki sürümü 19.0.3 sürümüydü. Sonrasında oyuna güncellemeler geldi. 19.1 versiyonuna beta'daydı. Beta'dan sonra tabii ki oyuna devam edebiliyordum ama şöyle bir durum vardı. 19.01.0.3'ün özellikle Süper Lig'de ilk 11'de yaklaşık yalnızca 5 yabancı bulundurması sebebiyle oyunu tekrardan açtım. Tekrardan hazırlık maçlarını oynadım. O zamanki biliyorsunuz Çin'de bir hazırlık yapmıştık. Şimdiki İngiltere'de oldu çoğu ve burada farklı farklı oyuncuları oynattım. Maç kaybetmedik ama gördüğünüz gibi diğer oyuna göre biraz daha farklı oldu tabii ki. Burada özellikle bir takım transferler aldım. İlk baktığınız zaman farklı görebileceğiniz bir iki aday var. Burada şimdi transfer geçmişine bakalım. Zaten biliyorsunuz Trabzonspor kadrosunda da size anlatmıştım. Amiri, Hosseini, MVKM, Zeki Yavru, Zargo Toure, Ekuban. Bunlar zaten bizim bu seneki 2018 kadrosunda, Trabzonspor kadrosunda yönetimin transfer ettiği oyuncular. Ben buradan Esteban'ı gönderdim. Yine bir önceki oyunumda olduğu gibi. Fakat burada İngiltere'den, Everton'dan Browning'i aldım. Browning 24 yaşında fizik olarak daha zihinsel olarak düzgün bir karakteri var. Daha çok gelişmesi gereken bir oyuncu. Kafa vuruşu, markaj ve top kapma yeteneği bakımından normal standartta bir oyuncu. Ben zaten sağ bekte alternatif olsun diye aldım kendisini. Diğer taraftan da Ethan Ebanks-Landell, Wolverhampton'dan yine altyapıdan aldığım bir oyuncu. Özellikle baktığınız zaman piyasa değeri çok düşük. Maaşı da zaten 204 bin euro. Burada iyi bir kazanç sağladı bize. Güçlü bir oyuncu. Fiziki olarak üstünlüğü var. Güzel. Süper Lig'de zaten işimize yarayacak olan nokta bu. Kafa vuruş yeteneği iyi. Burada markaj ve top kapması düşük ama bu konuda kendisini çalıştıracağız. Potansiyel olarak da 3 yıldızlı şu an. Callum Gribbin Manchester United'ın özür diliyorum. Altyapısından kiraladık oyuncuyu. Teknik olarak biliyorsunuz birçok oyuncu tanır Callum Gribbin'i. Yeteneği yüksek, iyi bir oyuncudur ama zihinsel ve fiziksel anlamda henüz daha gelişimini tamamlamamış bir oyuncu. Burada özellikle kritik maçlarda bizi kurtarması adına ben biraz Sosa'nın alternatifi olması adına kiraladım oyuncuyu. Şimdi ilk maçımıza başlayacağız. Bu arada Süper Lig maçları, ilk maçları oynandı. Maçları göstereyim ben sizlere. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Konyaspor Galatasaray'ı yendi kendi evinde. Beşiktaş 0-0 kaldı ve sırada bizim maçımız var. Kayserispor'la oynayacağız. Burada Kayserispor'un tabii ki deplasmandayız. Kayseri'de Ertuğrul Sağlam başta biliyorsunuz. Buradaki maçımız bakalım. Oyunda şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Neden oyuncu transfer edemedik? Aslında Premier Lig'den özellikle Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi kulüplerden oyuncu kiralamak kolaydı. Yapamadık ama bunun sebebi bir yönetim ne yazık ki Trabzonspor'da da Süper Lig kulüplerinin ilk 4 takımda özellikle maaş ve transfer bütçesinde sıkıntı mevcut. Ben hatta size şöyle anlatayım. Birçok oyuncuyu İngiltere'de forvet hattında özellikle Ekuban'dan memnun değildim. Ama forvet hattında özellikle işte Arsenal'in altyapısında olan oyuncular, Manchester United'ın oyuncularından birçok oyuncu, örneğin Arsenal'den genelde hemen hemen herkesin kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri olan Edin Iketa. Bakın hala bire alamamış. Bizi Edin Iketa'yı alabiliyorduk ama maalesef ki sözleşme bütçesinde kiralarken şu hamlede şurada bizden maaşa katkı beklediler ama biz sadece %10 verebiliyorduk.
Bu sebeple oyuncu Arsenal bize vermedi. Keza Mauro Panos, bu da çok güzel bir oyuncuydu. Ama bunu da kiralayamadık. Ki gözlemci notlarını da aldık burada. Hava toplarında inanılmaz yetenekli. Alabiliyorsanız Konstantinos Mavropanos'u alın. Zaten Wunderkid'lerden biri gözüküyor. Bunda defans Wunderkid'lerimde anlattım arkadaşlar. Diğer taraftan Chelsea'den de, Manchester United'dan da, Manchester City'den ve Liverpool'dan da birçok oyuncu için kiralama teklifinde bulundum altyapıda. Ama ya örneğin Marco Grujic, çok yetenekli bir adamdır. Harry Wilson yine, ama bunlar oyunun başında kiralıktı. Bunu da belirtmek gerekiyor. Dominic Solanke çok yetenekli bir oyuncu ama bunu da kabul etmediler. Yani ne kadar istesek de maaşa katkıyı veremediğimiz için, bakın bir daha yapıyorum, maalesef alamıyoruz. Bu konuda yönetim bizi kısıtladı diyebilirim. Diğer taraftan oyuncuları ikna edebiliyoruz. Transfer bütçemiz bu arada 8 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. 7,78. Ama maaş bütçemiz olmadığı için hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalayamadım. Açıkçası Deniz Türüç'ü bile ikna ettim. Ama sözleşme detayında Deniz ne yazık ki bizi reddetti. Buna da hiçbir şey diyemeyiz. Çünkü yıllık yalnızca yönetim bize 210 bin euro gibi bir komik bir rakam verdi. Bunun için de yönetimden şurada talepte bulundum arkadaşlar. Talebimi belirttim ama onda da yönetim bu konuda hiçbir şey yapamayacağını bana söyledi. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra ilk maçımızı sizlerle birlikte başlıyoruz. Daha önce yorumlarında ki bazı kişiler, Gürhan Bey özellikle, bana kanat bek oynamam gerektiğini belirtti ama çok yönlü bekten ziyade kanat bekini daha iyi oynuyor Pereira. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Ben oyuna şimdi başlayacağım. Kadroyu bir dakika, Hosseini'yi buraya alıyoruz. Zargo Touré bu arada sakattı. Zargo Touré'nin sakatlığından dolayı, ki Touré'yi çok beğeniyorum. Gerçekten iyi bir transfer. Trabzonspor yönetiminin yapmış olduğu iyi transferlerden biri. Callum Gribble'in de şuraya almam lazım. Batuhan'ın yerine. Evet. Olcay Şahan neden üzgün gözüküyor? Çünkü ben Olcay Şahan'ı transfer listesine koydum arkadaşlar. Ve Burak Yılmaz'ı da koymak istedim ama ne yazık ki şu an hem forvet hattımızda yetersiz bir durum var. Hem de Burak'ın aldığı şu maaş bütçesini kendisine başka hiçbir kulüp veremiyor. Şu an 13 oldu diyor. Evet, uyardı bizi. Malum. Bir dakika. O nasıl olmalı? Ekuban. Evet, kimi çıkartacağız şimdi? Browning'i çıkarsak defansımız yok. Burada. Hosseini'yi koymak zorundayız. Olcay Şahan'ı çıkartamıyoruz. İbanez'i çıkaramıyorum. Solda iyi çünkü. Onazi var. Browning amiri. Olcay Şahan. İbanez. Evet. Zor bir sorudayız şimdi. Onazi'yi de çıkartamayız. Arkadaşlar. Ekoban'ı çıkartabiliriz. Murat Akpınar. Murat Cem Akpınar. Azerili oyuncu. Aslında gelecek vadeden iyi bir oyuncu. Ben bazı hazırlık maçlarında da Murat Cem Akpınar'ı da oynattım bu arada. İlk maçımıza başlıyoruz şimdi. Çıkıp eğlenelim. Sosa Sönük tabii ki.
Forvet hattında Umut Bulut var. Hepimizin yakından tanıdığı. Senelerce takımda oynadı bizim. Trabzonspor menajeri olarak. Evet. Evet, maç başladı. Bernard, Guylen. Bu arada biraz daha maç hızını düşürelim mi arkadaşlar? Sizin açınızdan daha güzel bir oyun olur. Deniz Türüç. Bir tık daha hızlandıralım. Evet. João Pereira. Pereira uzun oynamak istedi ve maç başladı şimdi. Evet. Kayserispor takımı Lung, Thiago Lopes, Levent Gülen, Pereira oynadı. Sosa'ya doğru. Sosa'dan Pereira'ya. Yusuf. Sosa. Sosa. Vurur mu? Vurdu. Çarptı. Novak vurdu. Out. İyi geldik. Hakem Ali Şansalan. Şimdi Kayserispor'da özellikle Deniz Türüç çok etkili. Sosa vurdu. Sosa Lung kurtardı. Mensah Bilal Başakçıoğlu. Benim sevdiğim bir kanat oyuncusu. Badu. Badu. Kapalım şu topu. Hadi çocuklar. Rodega'ya gelmedi. Rotman. Orta sahada şimdi paslaşırken Abdülkadir kaptı. Abdülkadir'den Rodega'ya doğru. Gülen. Kapar mıyız topu? MVKM karşıladı. Tekrardan Thiago Lopes. Deniz Türüç. Deniz. Deniz ileriye doğru uzun oynadı. Mustafa karşıladı. Mustafa'dan Abdülkadir'e. Abdülkadir koşuyor. Abdülkadir. Abdülkadir sağdan Yusuf'a doğru. Yusuf verdi pasını. Rodega. MVKM. Vur golünü. MVKM. Tekrardan MVKM'de. Thiago Lopez'le mücadelesi. Harika başladık maça. Şu ana kadar oyunun hakimi biziz. 5 kez kaleyi şut atmışız. 3'ü kaleyi tutmuş. Şu ana kadar iyi durumdayız. Tabii deplasmanda oynuyoruz. Daha yeni yeni takım ısınıyor. Sahaya gidelim. Evet, uzun bir degaj oldu. Karşıladık topu. Badu'dan Deniz'e. Deniz'in çok iyi karşıladı Mustafa. Onur Kıvrak. Şimdi sağda topu defansa atacağını düşünüyorum. Evet. Mustafa. Kuçka. Sosa. Sosa'dan mükemmel pas. Rodega. Rodega vurdu Lung. Sosa'nın enfes pasına. Rodega bu golü atmalıydı. Sosa şimdi köşe vuruşunu kullandı. Rodega'ya doğru Umut karşıladı. MVK'mı şimdi. Atak tazeleyeceğiz. Sosa. Sosa. Bire bire gitti. Bilal kaptı. Sosa. Sarı kart değil. Güzel. Şu ana kadar kaleye şut vuruyoruz. Pas yüzdemiz iyi ama bir türlü golü atamadık. Şimdi Kayserispor kalesi Lung yine bir degaj. Karşıladık Mustafa ile Rotman. Tekrar kaptılar Bilal. Bilal Başakçıoğlu gidiyor. Rotman güzel oynadı Atilla'ya. Umut vurdu. Direkten direğe çarpan top Onur'un elinde kaldı. Şimdi Deniz Türüç. Kayserispor gelmeye çalışıyor. Sosa vurdu. Bernard. Gülen. Karşıladık. MVKM bir kontratak şansı olabilir mi? Rodega. Rodega. Rodega koşuyor. Bekledi. Kaptırdı Bernard'a. Şimdi kontra şansı Umut. Bilal'e doğru oynadı. Bilal vurdu. Ne yazık ki golü yedik. Arkadaşlar. İyi oynadık. İyi başladık ama kontratakta Rodega'nın kaptırdığı top bize pahalıya patladı. İlk kez kaleye şut. O da gol oldu. Evet. Pereira, Abdülkadir. Abdülkadir içeriye doğru sokuldu. Abdülkadir verdi MVKM'ye. MVKM verdi Kuçka'ya. MVKM Sosa. Sosa. Yusuf. Sosa. Verdi pasını MVKM'ye. MVKM içeriye doğru sokuldu. Novak çok... Özür diliyorum. Mustafa. Sosa. Novak. Filip Novak. Sosa. Abdülkadir. Abdülkadir'den Sosa'ya. Yusuf. Sosa. Pereira. Çok iyi geldik. Pereira. Pereira. Ver pasını. Sosa. Yine Pereira. Pereira yine ceza sahasına pas açıyor. Sosa vurdu. Novak vurdu olmadı. İyi geliyoruz. Bir türlü gol vuruşunu yapamadık. Abdülkadir. Ah sakatlandı. Abdülkadir'imiz sakatlandı. Yani dizinde ufak bir sakatlık var.
Rodrigo istediğim gibi oynamıyor. Onur şimdi Hüseyin'i. Hüseyin'i bekledi. Verdi orta sahada Kuçka'ya ama pas hatası geldi. Umut yemeyelim bu golü. Çok iyi müdahale. Yani direkt yanına atıyordum. Deniz Türüç. Şimdi kullandı. Karşıladık. Bernard. Yine Deniz'de. Deniz. Ortaya doğru göndü. Gülen. Bernard. Bernard vurdu. Çok kötü. Çok farklı şekilde out. Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yani çok absürt bir durum ki ilk kez kaleyi buldular. Onda da golü attılar. Yusuf istediğim performansı sergileyemiyor. Onun şunu bari yapmayayım. Onu beceremiyor çünkü mevkisindeyken daha iyi oynuyordu. Amiri oyuna alsak. Bir dakika olmadı. Rodega başladı. Kuçka. Mustafa. Kuçka. Amiri. Amiri. Amiri diyor. Amiri verdi pasını. Pas hatası Deniz Türüç karşıladı. Lung kullanıyor şimdi degajını. Uzun bir degaj yine. Karşıladık Filip Novak. Vahit Amiri. Kuçka Amiri. Sosa. Sosa'dan müthiş bir diagonal pas. Mbekame. Mbekame. Kaleye mi şut attı? Orta mı kesti bilemiyorum ama. Sosa. Sosa kesti. Yine karşıladılar. Mbekame gidiyor. Sosa'ya verdi. Sosa'dan Mbekame'ye. Mbekame. Yine Kuçka. Novak. Döndü geriye. Mustafa'ya. Mustafa. Devam ediyoruz. Deniz kullanıyor şimdi köşe vuruşunu. Karşıladık. Yusuf Yazıcı gidiyor. Yusuf. Rodayga doğru kötü bir pas. Hani bu kadar kötü de oynamaması lazım Yusuf'un. Hemen çıkaracağım. Amiri, Rodega, ver Yusuf'a. Yusuf, Yusuf vurdu. Kötü bir şut. Şu atakta geçsin. Novak, Kuçka, Novak, Yusuf. Yusuf döndü Kuçka'ya. Yine kötü bir pas denemesi. Novak, Amiri, Novak, 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 Amiri. Verdi Rodega'ya. Rodega, Mekame vurdu. Yine defanstan çarptı top. Organize geliyoruz ama bir türlü istediğimiz pozisyonda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz. Kalum Gribini oyunu alıyoruz. Novak, Gribin, Amiri, Kuçka, Sosa. Bekledi. Kuçka yine Sosa'da. Sosa yine sağa doğru mükemmel pas. Pereira. Pereira. Pereira verdi Mbekame. Mbekame verdi. Rodega at bu golü. At bu golü. Yeter artık dediler. Yeter artık. Kalenin içine kadar paslaştık. Levent Gülen. Tabii ki artık golü hak ediyorduk. Pereira çok iyi gördü Mbekame. Mbekame yine Rodega'ya. Rodega vurdu. Çarptı defansa yine. Orada etten bir duvar örmeye çalıştı Kayserispor. Bu sefer geçtik. Lung. Yine bir degaj. Karşılayalım topu. Umut indirdi. Deniz. Deniz'den Umut'a. Umut hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı orada. Orada taktiğe gelelim. Rakip.
Son oyuncumu da değiştireceğim birazdan. Demek abi bugün tam istediğimiz topları atamadı. Mustafa ile başlıyoruz şimdi. Callum Gribbin. Gribbin gidiyor. Gribbin. Verdi Amiri'ye. Amiri. Solda tekrardan Gribbin. Verdi Nova. Novak gidiyor. Novak vurdu. Olmadı. Abdülkadir Parmak. Olcay'a çok güvenmiyorum. Evet, Abdülkadir'i oyuna aldık. Abdülkadir iyi oynuyordu. Lopez, Badu, Thiago Lopez, Badu, Thiago Lopez. Şimdi yarı sahamızdayız. Badu döndü geriye. Sapunaru'dan Bilal'e. Deniz Türüç, kötü bir top. Evet, son şans. Gribin kesti, yine karşıladılar. Abdülkadir Parmak. Gribin verdi. Joao Pereira vurdu, yine savunmadan çarptı. Kuçka. Aman Tanrım. Hüseyin'i. Onur. Uzun oynadı. Artık son şanslar. Amirik kesti topu. Novak. Mustafa. Kuçka. Sosa. Gribin verdi ileriye doğru, olmadı. Sosa tekrar uzun oynadı, yine olmadı. Kayserispor savunması iyi karşıladı topları. Hüseyin'i. Hüseyin'i artık maçın son saniyeleri. Atilla. Atilla Turan bekledi. Atilla Rotman. Atilla Rotman döndü, Rodayga karşıladı. Ve maç 1-1 sona eriyor arkadaşlar. %60'lık topla oynama yüzdemiz var ama ne yazık ki istediğimiz kalitede son vuruşlarda kendimizi gösteremedik. Oyunun mutlak hakimiydik ama maç 1-1 bitti. Performanstan çok memnun değiliz arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz. Şu ana kadar tabii ki 15 şut çektik ama ne yazık ki bakarsanız kaleye gol atan da Levent Gülen. Abdülkadir sakatlandı. MVKM ilk maçına çıktı. İlk maçı için çok iyi oynamadı. Basın toplantısına katılıyoruz. İlk resmi maçımızdan dolayı basın bizi berabere bitince bu şekilde eleştiriyor tabii ki haliyle. Pereira'nın performansını eleştiriyorlar. Umut'un da o performansı ile ilgili ne düşündüğümü soruyorlar arkadaşlar. Tabii ki bu basın bu oyunda güzelliklerden biri. Hani yeniliklerden her zamanki tabii ki sorular birebir aynı. 2018'de de benzer şekilde sorular vardı. Ama bu benim sevdiğim bir durum. Medyayla zaten işi dışta olmayı da seviyorum. Konuşmalara genelde katılıyorum arkadaşlar. 1-1 bitti. Üzülmüyoruz ama lig daha uzun. Uzun bir maraton. Burada kaybettiğimiz 2 puan oldu.
Ama bunu geliştireceğiz. Üzerine gideceğiz. Burada özellikle beni çok Yusuf çok şaşırttı arkadaşlar. Yusuf'un biraz performansı düşük. Burada antrenman metotlarından mentörlük ya da bireysel halde Yusuf'u da buraya katabiliyorsunuz bu arada. Yusuf zaten hücum grubunda gözüküyor ama savunma grubuna da alabilirsiniz. Burada sizin ne yapmak istediğinize bağlı. Ya da bir mentor, bir arkadaşlık grubu seçersiniz. Defans dersiniz. Buraya oyuncu ekleyebilirsiniz. Örneğin benzer Zargo Ture. Buraya mentorluk yapması adına birlikte çalışmasını istediğiniz oyuncuları. Roaming. Evet. Bunlar tamamıyla nüfuslu oyuncu ve diğerlerini aldım. Gruba bir de ofans dersiniz. Orta saha ofans. Kuçka ofansta değil. Gribin, Sosa, Gribin, Yusuf. Gribin deyince şarkıcı Gribin gibi çıkıyor. Bunlar birlikte çalışsın diyelim mesela. Evet arkadaşlar. Kayserispor oyunumuzu oynadık. Bir sonraki maçımız Sivasspor'la olacak. Sivasspor maçında sizlere güzel, keyifli bir maç yapacağımızı düşünüyorum. Umarım kazanan biz oluruz. Herkese FM dolu, keyifli günler diliyorum arkadaşlar.